0,6 noktasından başlayıp x büyük ya da eşittir 0 koşuluna uyan y eşittir fx çözüm eğrisi hangi aralıkta değer alır demiş. Tamamdır. Burada bize bir diferansiyel denklem için bir eğim alanı verilmiş. Soruda da başlangıç noktası için 0,6 denmiş. O zaman 0,6 benim çözüm aralığıma dahil demektir. Öyleyse bakalım 0,6 burası ve çözüme dahil. Çözüm eğrisinin aralığını bulmamız istenmiş. Çözüm eğrisini aslında eğim alanına bakarak da az çok görebilirsiniz. Şimdi x'e bakarsak, bu arada unutmayın x sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olacakmış. O yüzden bu noktayı da dahil etmemiz gerekiyor. Eğimlerden de gördüğünüz üzere x artarken y azalıyor ve gitti tickçe azalması daha da yavaşlıyor ve artık iyice azaldığı zaman y eşittir 4 doğrusu asimtot olacakmış gibi duruyor öyle değil mi x değeri artmaya devam ettikçe y eşittir 4'e çok 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 yaklaşıyor ama hiçbir zaman kesişmiyor bu yüzden y'nin alabileceği değerler 4'ten büyük olur ama asla 4 olmaz o zaman yazalım 4'ten büyük. Bu aralığın alabileceği en küçük değer. Aralığın en yüksek noktası da 6 olur. Bu aralığın alabileceği en büyük değer 6. Bu aralığı bir de şöyle ifade edebiliriz. 4 küçüktür y, o da küçük ya da eşittir 6. Evet, dolayısıyla x'in 0'a eşit ya da büyük olması halinde y'nin alabileceği değer aralığını her iki şekilde de gösterebilirsiniz. Eğer soruda bütün x değerleri için sormuş olsalardı, o zaman bu yönde geriye doğru da gitmeniz gerekirdi. Ama bize x'in 0'dan büyük ya da eşit olduğu durumdaki çözüm eğrisinin aralığını sorduğu için x'in 0'dan küçük değerlerini dikkate almadık. x'in 0 olduğu noktayı da çözüme dahil ettiğimiz için gördüğünüz gibi y'nin alabileceği en büyük değer 6 oldu ve daha sonra eğri aşağıya doğru iniyor ve 4'e yaklaştıkça yaklaşıyor ama asla 4 olmuyor